Adnan Oktar'la Neşeli Saatler programımıza başlıyoruz. Biz arkadaşlarımızla kitap okuyup sohbet edeceğiz önce. En son İngilizlerin İstanbul'un işgali için uyguladığı taktikleri okumuştuk. Biliyorsunuz İngilizlerin devletinin yani Deccal'in en önemli özelliği söylediğinin tam tersini yapmasıdır. Gerçekten de Anadolu'ya göz koymadığını söylüyordu ve onun savunuyordu İngilizlerin devleti okuduğumuz bölümlerde. Fakat daha sonra Amerika mandasına vermek istediğini Anadolu'yu bütün müttefiklerine söylediğini gördük. Ve hatta bununla ilgili toplantılar da yapmıştı Amerika ve Fransa ile birlikte. Şimdi İngilizlerin devletinin İtalyanlara nasıl zarar verdiğini de göreceğiz. Bu taktikleri okuyacağız inşallah. Programımızda İngilizlerin devletinin vicdanı ve hukuka aykırı uygulamaları konu edilmektedir. İngiliz halkı ve İngiliz devleti, İngilizlerin devletinin yapılanmasının gerçekleştirdiği söz konusu kirli planlardan uzaktır ve masumdur. Çalışan gazeteci Walter Lippmann, birçok kaynağa göre Birinci Dünya Savaşı sonrası hazırlanan antlaşmaların temeli olarak belirlenen Wilson'ın dört ilkesi İngiliz hükümetinin Wilson'ın danışmanı ve Harvard mezunu bir gazeteci olan Walter Lippmann ile birlikte hazırladığı bir dokümandı. Barışı bu ilkeler üzerine bina edeceklerini iddia etmişlerdi. Ancak daha sonra gerek Versailles gerekse de Sevr antlaşmalarında görüldüğü gibi bu dokümanda ne barışa dair ilkeler vardı ne de ABD Başkanı Wilson'ın imzası. Wilson ilkelerin yazımına ön ayak olan gazeteci Lippmann, daha sonra İngiliz Derin Devleti Kurumu olan Chatham House'un ABD Şubesi CFO'nun yöneticisi oldu. 8 Amerikan Başkanı'na gayri resmi danışmanlık yaptı. 1946'daki kitabıyla Soğuk Savaş konseptini ilk tanıtan kişi oldu. Bugün geriye baktığımızda Lippmann'ı 20. yüzyılın en etkili gazetecisi ya da modern gazeteciliğin babası olarak tanımladıklarını görürüz. Başkanlar, başbakanlar, bakanlar değişse de derin devletinin derinlerdeki adamları hiç değişmeyecektir. İngilizlerin devletinin derin stratejilerinden İtalyanlar da zarar görmüştür. Birinci Dünya Savaşı sürerken Osmanlı Devleti'nin paylaşılması için İtilaf devletleri arasında gizli anlaşmalar gerçekleştiriliyordu. Londra Protokolü olarak da bilinen ilk gizli anlaşma 1915 yılında imzalandı. Londra'da İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya arasında imzalanan gizli anlaşmaya göre İtalyanlara İtilaf kuvvetlerinin yanında savaşa girmesi karşılığında Antalya ve etrafındaki Akdeniz kıyıları vaat edilmişti. Rusya'da Çarlık iktidarının düşmesi ve Bolşeviklerin iktidara gelmesiyle bu anlaşma yerine 1917 yılındaki Saint-Germain Anlaşması'nı bırakmıştır. Bu anlaşma sadece İtalyan, Fransız ve İngiliz imzaları vardır. Yeni planda İtalyanlar Akdeniz kıyılarına ek olarak İzmir dahil Batı Anadolu'yu alacaklardı. Fakat savaş sonrası gerçekler bir kez daha İtalyanların beklediği gibi değil, İngilizlerin en başta planladığı gibi gerçekleşti. Venizelos ve Lloyd George işbirliği sonucunda Yunan ordusu 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'i işgale başladı. 9 Eylül 1922'de Türk ordusu geri püskürtene kadar Batı Anadolu Yunan ordularının işgalinde kaldı. İngilizlerin devleti Yunanların emperyalist ihtiraslarını kullanarak Anadolu topraklarını istekleri yerine getirecek bir ordu oluşturdu. Aynı zamanda İtalya'nın bölgede tek başına güç ve söz sahibi olması engellenmişti. Tüm bu işgal planı da tümüyle bir propagandaya dayandırılmış, yerel Hristiyan halkını sözde Müslüman çetelerden korumak adı altında bu sinsi plan uluslararası meşrutiyet kazandırmıştır. Oysa ki bu iddiaların yalan olduğu 12 Ekim 1919'da İstanbul'daki Müttefikler Arası Komisyonu'nun İzmir'in Yunanlar tarafından işgali hakkında raporu ile ortaya çıkmıştır. Rapor şu sözlerle başlıyordu. Yapılan soruşturma göstermiştir ki müteakerelerden biri Aydın vilayetindeki Hristiyanların genel durumları memnunluk vericidir ve güvenlikleri hiçbir zaman tehlikeye düşmemiştir. Onun için bu işgalin hiçbir şekilde haklı olmadığı ve Türkler ile müttefikler arasında imzalanmış bulunan müteakerenin şartlarını ihlal ettiği muhakkaktır. Fakat bu rapordaki İngiliz Derin Devleti'nin planlarını engellememişti. İngiliz Derin Devleti, İtalya'yı da tam olarak ihtiyaç duyduğu dönemde müttefik görünümü vererek ve çeşitli vaatlerle kandırarak kullanmıştır. İhtiyacı bittiğinde de kendi başına bırakmıştır. Burada elbette İtalyanları Osmanlı üzerindeki bölünme planlarının diğer itilaf devletlerinin yaptığı gibi
alçakça bir işgal politikası olduğu açıktır ve bu yönüyle dönemin İtalya'sında diğer devletler kadar suçludur. Burada vurgulamak istediğimiz husus, İngilizlerin devletinin kendi müttefikleri söz konusu olsa bile her zaman kendi menfaatini düşünen ikiyüzlü politikasıdır. Milli Mücadele Hareketi'nin öncüsü ve Türk halkının ve Türkiye'nin kurtarıcısı Mustafa Kemal, İngilizlerin İtalyanlara yönelik bu çift yönlü siyasetini bağımsızlık mücadelemiz sırasında Türk halkı lehine kullanmıştır. İtalyan hükümeti 1920 yılından itibaren Türk bağımsızlık hareketine silah, lojistik ve istihbarat desteği sağlamıştır. Sözde azınlık haklarını savunmak İngilizlerin devletinin işgalleri meşrulaştırma yöntemidir. Savaş sonrası imzalanan Mondros mütakeresine göre ordular karşılıklı olarak bulundukları yerde kalacaklardı. Herhangi bir tehlike baş göstermediği sürece hiçbir yeni işgal olmayacaktı. Fakat daha önce belirttiğimiz gibi İngilizler önce İstanbul'u işgal ettiler, daha sonra İzmir Yunanların işgaline girdi. Bu işgalleri haklı çıkarmak için kullanılan tek argüman, azınlıkların, özellikle de Hristiyan azınlıkların tehlike altında olduğu iddiasıydı. Mondros Mütakeresi'nin 7. maddesi, İtilaf devletlerine güvenlik tehdidi görüldüğünde stratejik yerleri işgal etme hakkı vermişti. Anadolu işgali 7. maddenin tanıdığı işgal hakkı ve azınlıklara yönelik tehditlerle birleştirilerek uluslararası hukuka sinsi bir şekilde uygun hale getirildi. Oysa mütakerenin imzalanmasının ardından ilk günlerde başkentte hava bambaşkaydı. Osmanlı parlamentosu mütakere anlaşmasını oy birliğiyle onayladı. Osmanlı PTT'si mutlu bir olayı kutlarcasına mütakere için anma pulları çıkardı. Rauf Bey'in iyimser demeçlerinden sadece 10 gün sonraysa 13 Kasım 1918 günü 55 parçalık düşman donanması Çanakkale Boğazı'ndan girip Dolmabahçe önünde demirledi. Büyük Armada 22 İngiliz, 17 İtalyan, 12 Fransız ve 4 Yunan gemisinden oluşmaktaydı. İngilizlerin devletinin yüzyıla yakın süredir yürürlükte tuttuğu Osmanlı'yı parçalama ve Türkleri Avrupa'dan atma planı bu işgalle en yüksek noktasına ulaşmıştır. Başkent işgal edilmiş, ordu terhis edilmiş, ticaret gemileri, tersaneler, limanlar, demir yolları ve tüm haberleşme birimleri işgal kuvvetlerine tahsis edilmiştir. Tüm bu plan hukuki bir kılıfa uydurulmuş ve askeri kuvvetle desteklenmiştir. Osmanlı yayında her alabilecek kamuoyu da kara propaganda ile engellenmiştir. Yıllar boyu gazete haberleri, romanlar ve tiyatro eserleriyle Avrupa ve ABD kamuoyunda işlenen Osmanlı düşmanlığı bu işgal için planlanmıştır. Barbar Türk imajlı karikatürler ve basılan yüzlerce kitap, Risale, El İlanı, Hristiyanları sözde katleden Müslüman Türk imajı için kurgulanmıştır. Başta İngiltere ve Amerika olmak üzere tüm dünya kamuoyuna Hristiyanlık, özgürlük ve insan hakları adına Osmanlı'nın yıkılması gerektiği propagandası yapılmıştır. Osmanlı halkların ve adaleti savunabilecek her ses önceden susturulmuştur. İngiliz derin devleti kendince tüm delikleri kapatmış, hiçbir açık nokta bırakmamıştır. Bu plan Anadolu Bağımsızlık Hareketi ile 100 yıllık bir sekteye uğratılsa da bugün hala yürürlüktedir. Anadolu toprakları benzer bir şekilde 360 derece kuşatılmıştır. İman, birlik ruhu ve milli şuur ise bu planın karşısında durabilecek tek güçtür. İstanbul'un işgali, son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli. İzmir'in işgaliyle Anadolu Bağımsızlık Hareketi'nin güçlendiği ve tarafların gün geçtikçe arttığını görmekteyiz. Temmuz-Ağustos 1919'daki Erzurum ve Eylül 1919'daki Sivas Kongreleri ile Türk milletini temsil edecek kadrolar oluşturulmaya başlandı. Anadolu'da hemen her şehirde oluşan direniş hareketleri, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adında tek bir organizasyon altında toplandı. Bağımsızlık hareketinin ise yeni bir ismi vardı, Kuvayi Milliye. Aralık 1919'da Osmanlı Devleti'nin son meclisi için seçimler yapıldı. Bu seçimler 22 Ekim 1919'da Amasya Protokolü kapsamında planlanmıştı. Seçimlerde yurdun dört bir yanında Kuvayi Milliye görüşündeki adaylar milletvekili seçildi. Mustafa Kemal bu seçimlerde Erzurum milletvekili seçildi. 12 Ocak 1920'de son Osmanlı Mebusan Meclisi İstanbul'da toplandı. 16 Mart'ta İstanbul'un işgalinin ardından meclis, Misak-ı Milli'yi ilan ederek Erzurum ve Sivas Kongrelerinde kabul edilen milli sınırları duyurmuş oldu.
541. sayfadan devam ediyorum. İstanbul'un, işgal İstanbul'unda İngilizlerin devletinin destekçileri. Kitabın önceki sayfalarında İngilizlerin devletinin İstanbul işgal planını nasıl uyguladığını detaylandırmıştık. Türk aleyhtarı propaganda ile nasıl uluslararası kamuoyunu yanlarını çektiklerini, diğer ülkelerle askeri işbirliği yaptıklarını, devletleri nasıl yönlendirdiklerini, anlaşmaları işgale uygun bir hale nasıl getirdiklerini, kendilerine karşı potansiyel muhalefeti nasıl engellediklerini ve son olarak 16 Mart 1920'de işgali nasıl başlattıklarını anlattık. İngilizlerin devleti işgalin devam edebilmesi için askeri, ekonomik ya da siyasal güç haricinde yerel destekçilere de ihtiyaç duyuyordu. Bu bölümde bilerek ya da bilmeyerek işgalin parçası olan dönemin şahsiyet ve kurumlarını anlatacağız. İşgal döneminde yayınlanan Yeni İstanbul Gazetesi başyazarı Sait Molla, 9 Kasım 1918 tarihinde İngiltere ve Biz başlıklı yazısında bir kısım Osmanlı yöneticilerinin İngilizlere yaklaşımını şöyle anlatmıştı. Anadolu köşelerine kadar memleketimizin bütün muhitinde İngilizler hakkında büyük bir hürmet ve muhabbet meydana gelmiş olduğundan, Türkiye'de ufak bir İngiliz müzaharetinin büyük vasi mikyasta büyük ölçüde başarıya ulaşacağı pek aşikardır. Osmanlılar, eski Türkler ancak İngiliz kavmi necibinin, soylu kavminin samimi müzaheretiyle, yardımıyla temini hayat, hayatını temin ve refah edebilir. İngilizlerin devleti işgalin hemen sonrasında İstanbul'da Müslüman düşmanı olan ve Anadolu hareketine karşı hareket eden büyük bir casus ağı kurdu. Bunların bir kısmı maaşa bağlanmışken bir kısmı gönüllü olarak çalışıyordu. İngilizlerin gücü bazılarını adeta hipnoz etmişti. İşgal subayları bazı tekke ve dergahları istihbarat amacıyla kullanıyordu. Bu tekkelerin en başında da Galata'daki Mevlevi tekkeleri vardı. O tekkelerin müdavimlerinden bir tanesi de önceki bölümlerde kimliği hakkında bilgi verdiğimiz İngiliz İşgal Komutanlığı İstihbarat Şube Başkanı John Bennett'ti. Bennett anılarında şöyle söylüyor: dervişlerin nelerle meşgul olduklarını öğrenmek üzere talimat almıştım. Bir derviş kılık değiştirmiş, gizli bir ajan ya da siyasi, dini bir cemaatin fanatik bir misyoneri olabilirdi. Bunların başında da Mevleviler geliyordu. İngilizlerin devleti kendisine istihbarat sağlayacak elemanlarını tek tek seçmekte, yetiştirmekte ve kendisine tabi kılmaktaydı. Birkaç övgü, biraz para, biraz da gelecek vaadi bir kısım İstanbulluları yoldan çıkarmıştı. Basit çıkarlar bazıları için vatanın kurtuluşundan önde gelmişti. İşgalci askerlerin anılarında tarif ettikleri gibi İstanbullular arasından fesini atıp İngiliz dostu olduğunu iddia ederek derin devletin kapılarını aşındıranlar vardı. Ancak her zaman olduğu gibi zalimin ve casusun hesapları geldiği yere geri dönecek ve sadece aldığım planı galip gelecekti. İngiliz Muhipler Cemiyeti Osmanlı yönetimindeki İngiliz dostları, İngiliz Muhipler Cemiyeti İngiliz Dostları Derneği, Damat Ferit Paşa ve Sait Molla gibi üyeleri bünyesinde barındıran, hararetli bir şekilde İngiliz mandasını savunan ve milli mücadeleye karşı hareket eden bir dernektir. 20 Mayıs 1919'da kurulmuştur. Derneğin ana politikası İngilizlerden para yardımı alarak Anadolu'da karışıklıklar çıkarmak ve milli mücadeleyi engelleyebilmektir. O dönemde Kurtuluş Savaşı'na karşı yapılan tüm yerel ayaklanmaların arkasında derneğin izi vardır. Derneğin bir diğer hedefi ise çeşitli yayın organları yoluyla İstanbul kamuoyunda Ankara hükümeti aleyhinde ve İngilizlerin devleti aleyhinde imaj oluşturmaktır. Dernek kurucu üyelerinden Sait Molla İstanbul'da Yeni İstanbul Gazetesi ile propagandalar yapmıştır. İngiliz Büyükelçiliğinden aylık 300 lira maaş aldı, daha sonra belgelerle ortaya çıkmıştır. Derneğin kuruluş beyannamesi sözde ilkel Türk soyunun Avrupa'dan getirilecek damızlık erkekler yoluyla ıslah edilmesi gibi ilginç düşünceleri olan Dr. Abdullah Ceylan tarafından kaleme alınmıştır. Necip Türk milletini tenzih ederiz. Dernek kuruluşundan sonraki 3 ay içinde 53 bin üyeye ulaşmıştır. 23 Mayıs 1919'da Sait Molla tüm belediye başkanlarına tek kurtuluş yolunun İngiliz manda ve himaye fikrinin kabulü olduğunu telgrafla telkin etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk notunda derneği ve üyelerin amacını şu şekilde anlatmıştır. İstanbul'da mühim ad olunacak teşebbüslerden biri İngiliz Muhipler Cemiyeti'ydi. Bu isimlerden İngilizlere muhip olanların teşkil ettiği bir cemiyet anlaşılmasıdır. Anlaşılmasın. Bence bu cemiyeti teşkil edenler kendi şahıslarını ve menfaati şahsiyetlerini sevenler ve şahıslar ile menfaatlerini korunması çaresini Lloyd George hükümeti marifetiyle İngiliz himayesini teminde arayanlardır.
Bu bedbahların İngiliz devletinin kül halinde bir Osmanlı devleti muhafaza ve himaye etmek emelinde olup olmayacağını bir defa mülahaza edip etmediklerini cari tehemmüldür. Cemiyette İngiliz milletine mensup bazı maceracılar da vardır. Mesela Rahip Frev gibi ve muamelat ve icraatın anlaşıldığına göre cemiyetin reisi Rahip Frev'di. Bu cemiyetin iki cephe ve mahiyeti vardır. Biri alimli cephesi ve medeni girişimde İngiliz himayesine talep ve temine matuf yönelik bir içerikti. Diğeri gizli yönüydü. Asıl faaliyet bu cihetteydi. Memleket dahilinde teşkilat yaparak isyan ve ihtilal çıkarmak, şuuru milliyeyi felce uğratmak, ecnevi müdahalesini teshil etmek gibi hainane teşebbüsat, cemiyetin bu müdafi gizli kolu tarafından idare edilmekteydi. Seyit Moğla'nın cemiyetin Ali'nin teşebbüsatında olduğu gibi, hafi cihetinde de ondan daha ziyade rolü olduğu görülmektedir. Bu cemiyet hakkında söylediklerim, sırası geldikçe vereceğim izahat ve icabında irade edeceğim belgelerle daha vahız açık anlaşılacaktır. Atatürk'ün nutukta bahsettiği Rahip Frev, İngiliz istihbaratının İstanbul şefiydi. Bütün İngiliz haberleşme şifreleri Frev'in elindeydi. Karakol cemiyetinden Ali Rıza Bey bu şifreleri çalmış ve çözmüştü. Bu sayede damat Ferit Paşa'nın teşvikiyle Diyarbakır'da isyana kalkışacak Bedirhan aşiretinin bilgileri ve bu isyanın ne zaman başlayacağı Frev'in dosyasından öğrenilmiş, doğrudan doğruya Mustafa Kemal Paşa'ya haber verilerek tedbir alması sağlanmıştı. İstanbul'da İngiliz propagandası yapanlar sadece İngiliz muhipleri, cemiyeti üyeleri değildi. Refi Cevat Ulunay'ın çıkardığı Alemdar gazetesi Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı gün kimi istiyoruz başlıklı başyazıyla her gün bir uzvumuz, organımız koparılacağına tenimizi bir doktora teslim edip kurtulalım. Anglo-Saksonlar bulundukları yere öyle bir hayat nef ederler, üfler ki onu istikbale karşı kuvvetli bir namzet aday olacak bir mevkiye, konuma getirirler demişti. 547'den devam ediyorum. İngiliz Derin Devleti milli mücadeleyi engelleyememiştir. İngiliz Derin Devleti'ne yaranma amacı bundan güden daha önce bahsettiğimiz kişilerden gelen istihbaratlarla milli mücadelenin yanında yer alan, Anadolu'ya silah getiren, insan ve yardım malzemesi sağlayan vatanseverler deşifre ediliyordu. Yakalanan kahramanlar mahkeme edilmeden sorgusuz sualsiz İngiliz idam mangalarının önünde kurşunu dizilerek şehit ediliyorlardı. İdam öncesinde Yüzbaşı Bennett'in Crocker Oteli'ndeki işkencehanelerine getiriliyor ve bodrum katında istihbarat amacıyla ağır şekilde şiddet görüyorlardı. Elbette yukarıda anlatılan karakterler Türk halkı içinde sadece küçük bir zümreydi. İstanbul halkı ölümü göze alarak eline geçen silah ve cephaneye saman arabaları, yem torbaları ve sebze küveleri içinde Karadeniz Boğazı'nın dışına kadar taşıyıp İnebolu'ya gidecek mağlanalara yüklüyordu. Vatanseverler kurşunu dizilmeye göze alarak Selimiye ve Maçka gibi silah depolarını boşaltıyordu. Düşman kuvvetleri Türk limanlarındaki bütün gemi ve motorlara el koymuşlardı. Onun için karada kanlılar, denizde mağlanalar tek nakil vasıtalarıydı. İstanbul halkı işgal yıllarında aç ve çıplak kaldı. İstanbul'u besleyen, yediren şehirler artık bu görevi yapamıyordu. Bütün bu yokluklara rağmen fedakar Türk milleti elinde avucunda ne varsa milli mücadeleyi desteklemek için Anadolu'ya gönderdi. Kadınlar yatak ve yastıklarındaki yünleri Anadolu'daki askerlere giyecek ve çorap yapmak için kullandılar. İşgalin organizatörleri ve derin devlet bağlantıları. Dönemin İngiliz Başbakanı Churchill, dünyada çok kapsamlı bir olayın yaşandığını ve çok ince hesaplarla yapıldığını, bizlerin de bu senaryoda sadece sadık bir uşak olarak hizmet edeceğimizi göremeyen kör ve ahmaktır, demiştir. PKK terör örgütünün lideri Öcalan'da başlattığı terör faaliyetlerine asıl olarak İngilizlerin devletinin yön verdiğini ve bu tip temel politikaları bu derin güçlerin planladığını açıkça ifade etmektedir.
İngiltere bizim konumuza en akıllı yaklaşan ülkedir. Met TV'ye yayın hakkı verdi. Politikaları İngiltere oluşturur. ABD'ye de uygulattırır. İngiltere bence ana politikayı oluşturmaktadır. Avrupa'daki işbirlikçilerine ama özellikle ABD'ye bunu uygulattırmaktadır. Ortada bu konularla ilgili belge yok, olması da mümkün değildir zaten. Ancak gelişmelerde dikkat edilmesi gereken konu Avrupa'nın İngiltere'de düğümlenmesidir. Konulara çok derin yaklaşıyor, diyor. Öcalan 11 Nisan 2008 tarihinde İmralı'daki bir konuşmasındaysa İngilizlerin devletine şu şekilde dikkat çekmiştir. İngilizler ta 16. yüzyıldan bu yana dünyada neler olacağını Londra'da planlayıp dünyaya servis yapıyorlar. İngilizler toplumda her türlü yönlendirmeyi de yapıyorlar. Marx da Londra'da yaşıyordu, onu orada tuttular. Marx fikirlerini orada oluşturdu, oradan dünyaya yaydı. Marx, Kraliçe Elizabeth'in eli altındaydı. Marx da, Lenin de, Mao da hepsi İngiliz oyunlarına geldiler. İngilizlerin devletinin planlarını uygulayan ve yöneten kadrolara ihtiyacı vardır. Bu bölümde İstanbul'un işgali temelinde Osmanlı'yı parçalama planını yöneten ve uygulayanların kendi ağızlarından tanıyacağız. Lloyd George, Osmanlı'nın parçalanışı planının uygulanması yıllarında İngiliz hükümetinin başı başbakan Lloyd George'du. Başbakan, Türk toprakları ve Türklerin geleceği için uyguladığı planı şöyle tanımlıyordu. Yunanlar, Doğu Akdeniz'de geleceğin milletleridir. Büyük Yunanistan, İngiliz İmparatorluğu için paha biçilmez bir kazanç olacaktır. Doğu Akdeniz'in en önemli adaları onlarındır. Bunlar Süveyş Kanalı yolu ile bizim Hindistan, Avrupa ile ve Uzak Doğu'ya gelen ulaştırma yollarımız üzerinde bulunan tabi deniz üsleridir. Eğer onları milli yayılışları derinden devrinde sağlam bir dostluk gösterirsek imparatorluğumuzun birliğini sağlayan büyük yolun başlıca koruyucularından biri olurlar. Lord George'a devam etmeden önce bir bölüm okumak istiyorum. Şu anki durumun net anlaşılabilmesi için. İstanbul'un işgali sırasında İngiliz işbirlikçileri romanlara konu olmuştur. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun İstanbul'un işgalini anlatan Sodom ve Gomor adlı ünlü romanındaki kahraman Sami Bey, milli değerlerden uzak, kendi benliğini unutmuş, yabancılara yakın olursa değer kazanacağını zanneden bir kozmopolittir. Sami Bey, İngilizlerin her şeye muktedir olduğu kanısındadır. Bu nedenle Anadolu'daki milli mücadeleye karşıdır. İşgalde Sadrazam Damat Ferit ve gazeteci Ali Kemal bu tiplemenin önde gelenleridir. Görülebildiği gibi işgal sırasında İngilizlere yaranmaya çalışanların sayısı çok olmuştur. Bunlar yaptıkları casusluk faaliyetleri ve verdikleri gizli bilgilerle güçlük içindeki İstanbul ve Anadolu halkına zorluklar yaşatmışlardır. Milli mücadele bu zorlu şartlar altında başlamış ve casuslara rağmen başarıya ulaşmış olağanüstü bir mücadeledir. Lord George'la devam ediyorum. George'un bu sözlerin anlamı şuydu. Anadolu topraklarını da içine katarak kurulacak sözde büyük Yunanistan, İngiliz İmparatorluğu'nun sınırlarını koruyacak bir bekçi görevini üstlenecekti. Lord George bu amaç doğrultusunda da Yunanları Doğu Trakya ve İzmir'e çıkartarak onların sözde milli yayılışlarını sağlamaya çalıştı. İngiltere bu sayede Türkleri kendi ülkelerinde yenmek için İngiliz askerini tehlikeye atmamış olacak ve büyük Yunanistan ideali peşinde olan Venizelos'u alet olarak kullanacaktı. Lloyd George, Yunan işgaliyle Türkiye'nin gücünü yok edip Türk topraklarını müttefikler arasında paylaşmayı kolaylaştırmak niyetindeydi. George bu planı gerçekten de uygulamaya koymuş, Yunan yenilgisinin ardından sürekli övgü yağdırdığı bu müttefiki tam anlamıyla yarı yolda bırakmıştır. İngiliz Başbakanı daha önce de birçok defa Türkleri Orta Asya'ya sürmek için Avrupa için bir mecburiyettir gibi ırkçı sözlerle Türklere bakış açısını anlatıyordu. Keza İstanbul'un işgali kabinesinde ve İngiliz parlamentosunu onaylatmak için kullandığı Türkler ancak direnemeyecekleri bir güç kullanılarak akıl yoluyla götürülebilirler ifadeleri işgalin fitilini ateşlemiştir. Lloyd George'un Atatürk'le ilgili 19 Ekim 1922 tarihinde Avam Kamerası'nda sarf ettiği meşhur söz, İngilizlerin devletinin planının kimler tarafından ve nasıl bozulduğunu açıkça ortaya koymaktadır. İnsanlık tarihinde dahiler pek ender görülür. Fakat ne acıdır ki Tanrı bir dahi Türkiye'ye dünyaya getirdi ve biz onunla çarpışmak zorunda kaldık. Mustafa Kemal gibi bir dahiyi yenmemiz imkansızdır. Lloyd George, Türkiye'yi parçalama planının başarısızlığa uğramasının hemen ardından istifa etmek zorunda kaldı.
1930'lara gelindiğinde siyaset alanından uzaklaşmış ve güven duyulmayan bir siyasetçi olarak etkisiz hale gelmiştir. Lord Curzon. Lord George hükümetlerinin Dışişleri Bakanı Lord Curzon, Hindistan sınırı Fırat'ta olmalıdır tezinin sahibidir. İngilizlerin devletinin politikası gereği Hindistan'ın tam kontrolü için Osmanlı sınırları içindeki Arap ve Kürt bölgelerinin İngiliz mandası altına alınması gerektiğini savunmuştur. Nereden para bulacaksınız? Ancak biz verebiliriz. Memnun olmazsak kimden alacaksınız? Harap bir memleketi nasıl kurtaracaksınız? İhtiyaç sebebiyle yarın para istemek için karşımıza gelip diz çöktüğünüz zaman bugün reddettiklerinizi cebimizden birer birer çıkartıp size göstereceğiz, diyor Lord Curzon. Bu sözler Lozan görüşmelerinde Lord Curzon tarafından İsmet İnönü'ye söylenmiştir. Gerçekten de bugün dahi görüşme masalarında Lozan'da geri aldığımız tüm haklar çeşitli vesilelerle karşımıza çıkartılmakta, zorla geri alınmaya çalışılmaktadır. Bugün Avrupa Birliği'nin vize serbestisi için terörle mücadele kanununu değiştirmemizin istenmesi dahi Curzon'un tehdidinin hayata geçmiş bir örneğidir. Curzon'un Necip milletimize yönelik bakışı 4 Şubat 1920'deki notlarında şöyle geçmekte. Türkler Avrupa'dan atılmalıdır. Amerikan Senatör Loach'un dediği gibi İstanbul Türklerden tamamen alınmalı, bir veba tohumu olan savaşların yaratıcısı komşuları için bir küfür olan Türkler Avrupa'dan silinmelidir. Türkler Asya'nın kızılderilileridir. Akıbetleri de onlar gibi olacaktır, diyor. Türk milletini tenzih ederiz. Somerset Arthur Gough Calthorpe, İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe'un Londra'ya gönderdiği birçok telgrafta Osmanlı Devleti'ni zayıf düşürmenin bir yolunun da Kürtler ve Türkleri birbirine düşürmekten geçtiği ifade edilmiştir. Mondros Mütarekesi görüşmeleri sırasında Amiral Calthorpe, Türkleri incitip üzmemek için elden gelen her şey yapılarak Yunan gemilerinin İzmir gibi İstanbul'a da gönderilmeyeceği kanaatinde bulunduğunu, fakat İstanbul işgal edilmeyecektir suretinde bir madde konulamayacağını söylemiştir. Bu sözlerden sadece 13 gün sonra Yunan ve İngiliz gemileri boğaza demir atmışlardır. İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edileceğini bildirmek görevi de yine Calthorpe'a düşmüştür. Amiral 14 Mayıs 1919 günü sabah saat 9'da 17. Kolordu Kumandanı Ali Nadir Paşa'ya bir nota vererek İzmir istihkamları ile müdafaa tedbirlerini haiz sahip olan arazinin mütarekanamenin 7. maddesine uygun olarak İtilaf Devletleri kuvvetlerince işgal edileceğini bildirmiştir. Aynı gün ikinci nota ile de 15 Mayıs 1919 günü Yunanların İzmir'i müttefikler adına işgal edeceği ve limandaki donanmanın işgal sırasında düzen temininde en üst yetkili olacağını söylemiştir. Devam etmeden önce ben araya girmek istiyorum. Allah'ın yaratma sanatının muhteşem bir örneğiyle. O da beynimiz. Beynimiz yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığında ve eğer bir sıvı içerisinde olmasaydı ve direkt olarak kafatasıyla bir temas içerisinde olsaydı, o zaman kendi ağırlığı içerisinde ezilirdi beyin. Fakat beynin ağırlığı sıvı içerisinde olduğu için 1400 gramdan 50 grama düşüyor maşallah. Bu şekilde de ezilmiyor. Çok büyük bir mucize. O, Sayın Adnan Oktar'ın da bir sözü var bununla ilgili. Canlılar çok düzgün, özenli yaratılmış. Evrim teknik olarak mümkün değil. Var olan her şeyde akıl almaz bir matematik mühendislik var. Hücrede, kromozomda nefes kesici bir düzen var. Tesadüf böyle bir şey yapamaz. Dünkü programda da çok detaylı zaten anlatmıştık. Evrim hiçbir şekilde bir aşama yok zaten, ama hiçbir aşamasında var olamaz. Evet. Çok açıkça bütün delillerle evrim çürütüyor. Olmadı anlaşılıyor. Sayın Adnan Oktar'ın 26 Ocak 2017 tarihli sözü var. Evrimcilerde mutasyonun yararlı olması arabanın motorunu ateş edip motorun daha iyi olması gibi ihtimaldir diye itirafta bulunmuşlardır, diyor Sayın Adnan Oktar. 700 milyonun üzerinde fosil var. Tek bir tane bile evrim gösteren fosil yok. Fosil kayıtlarında canlılar aşama aşa gelişmiyor. 24 Ocak 2017 modern bilimin delilleri evrimi darmadağın ediyor. Okullarda bu deliller anlatılsın diyoruz. Evrim hurafesine bilimsel cevap verme hürriyeti olmalı. Evrimciler Kambriyen fosillerini 70 yıl sakladılar. Bilimi halktan saklayarak Sümer döneminden kalma pagan teoriyi ayakta tutmaya çalışıyorlar.
Okullarda Sümer hurafesi olarak evrim anlatılsın ama mutlaka proteinin nasıl oluştuğu ve fosiller çocuklara öğretilsin. Kur'an'da evrim yoktur. Allah zer aleminde tüm insanları yaratmıştır. Hepsinden söz almıştır. Evrimle aşama aşama oluş yok, aşama aşama oluş yoktur. Evrimi savunmayan bir Müslümanı dünyada önemli bir makama getirmiyorlar. Bu yüzden bazı ezik karakterli kişiler evrimi savunarak bir yere gelmeye çalışıyorlar. 22 Ocak 2017 fizik, kimya, fen, biyoloji bilimdir ama evrim kainatı tamamen tesadüflerle açıklayan eski Sümer dinidir. Putperest bir inançtır. Evrim okullarda eski putperest inançlardan biri olarak okutulabilir ama bilimsel cevabı da verilmesi şartıyla. Fosilleri proteinin yapısını okullarda mutlaka öğretmek gerekir. Her şeye tesadüf diyen, bilimsel dayanağı olmayan hurafenin bilim gibi dayatılmasını kabul etmeyiz. Yani 150 yıldır okullarda bir aldatma okutuluyor yani. Evet. Bir yalan okutuluyor. Ne kadar aslında garip bir durum gerçekten. Yani evrimciler ne yaparlarsa yapsınlar mutlaka buldukları tek şey yaratılışla ilgili oluyor. Tabii. Yani hangi taşı kaldırsa altından tek buldukları şey de bu olacak. Başka bir şey asla bulamazlar. Evet. Her şey Allah'ın yarattığını, yüce bir yaratıcının olduğunun kanıtı hepsi. Dün fıhtıyı anlatıyordum. İsterseniz ben de oradan birkaç şeyle daha devam edeyim. Çünkü o kadar kompleks bir yapı ki gerçekten biri olmayınca tamamen çökerten bir sistem var fıhtılaşmada. Hatta hemofili hastalarının özelliği odur. Bu 40 faktörden bir tanesi eksik olduğu için hemofili hastalığı oluyor. Ve o faktörü, yani hemofili hastalarında bir yara olduğunda kan biliyorsunuz durmuyor ve onu bir şekilde durdurmak gerekiyor. O eksik olan faktör neyse onun dışarıdan verilmesi gerekiyor o hastalara. Ne kadar önemli bir sistem. Şimdi burada pıhtı oluşuyordu. Bunu biliyoruz. Bu pıhtının şöyle olması gerekiyor. Belli bir yerde de durması gerekiyor. Şimdi sürekli pıhtı olmaması gerekiyor. Yani kanın belli ne kadar pıhtılaşacak, ne kadar bir zaman sonra yani yara büyükse pıhtının da büyük olması gerekiyor. Yara küçükse pıhtının da küçük olması gerekiyor. Yani belli bir şeyde durması gerekiyor bunun. İşte bunu da kontrol eden bir protein var. Antitrombin proteini. Bu protein kanın pıhtılaşması için bütün hani aktifleşiyor ya bütün proteinler. Mesela işte fibrinojen fibrine dönüyor. İşte trombositler ortaya çıkıyor, Stuart faktörü çıkıyor, Stuart faktörünü kontrol edip dengeleyen akselerin proteini var. İşte bütün bu aktifleşen proteinin hepsini tek tek durduruyor. Hepsi ne zaman duracağını biliyor ve bunu yapan protein, antitrombin de ne zaman müdahale edeceğini biliyor. Çok mükemmel bir sistem var. Bunda da bitmiyor. Şimdi yara iyileşmeye başlıyor. Ama yara iyileştikten sonra da yine vücut iki tane tedbir almış durumda. Bir kere bu oluşan pıhtıyı sabitleyecek. Çünkü mesela o yara tam geçmese bir yere çarptığımızda bir darbe olduğunda tekrar kanamaya devam edecek. Ve bu böyle devam eden bir süreç gibi iyileşmeyecek. O yüzden de fibrin sabitleme faktörü olan bir protein devreye giriyor. Ve protein bütün bu fibrinleri sıkıca bir araya getiriyor. Fakat iyi bir şey daha var. Yara tamamen geçtikten sonra da bu oluşan kütle şeklindeki fibrinin açılması gerekiyor. Artık yok olması gerekiyor. Çok ilginç. Fibrin sıkılaşmaya başlarken yine başka bir protein devreye giriyor. Plazmin proteini yavaş yavaş arkadan bu fibrinleri kesmeye başlıyor. Yani ve öyle bir zamanda bitiyor ki bu olay. Yara tam iyileşip de fibrin bittiğinde, yani yara iyileştiğinde aynı zamanda da kesilmiş oluyor bu fibrinlerin hepsi ve tamamen bu pıhtılaşma ortadan kalkmış oluyor. Yani ne kadar hızlı çalışırsa bu fibrin faktörü, diğeri de yani plazmin adı verilen protein de o kadar yavaş hareket ederek arkadan kesiyor. Yani çok mükemmel bir sistem. Bunun artık tesadüf diyebilecek bir durum var mı böyle bir şey? Yani tesadüf mü yapmış bu kadar şeyi? İmkansız bir şey. Hocamızın da bir sözü var. Tesadüf dünyadaki en mantıksız izah. Tesadüf narı, portakalı, limonu, zeytini, mandalinayı nasıl yapsın? Einstein'ları, Newton'ları tesadüf nasıl yapsın? Aslanları, kaplanları, zürafaları, arıları ki her biri birbirinden mükemmel varlıklar nasıl yapsın diyor hocamız. Make the speakers go to war. Ah, the mighty trumpet brings the freaks out to.
Biraz ara verelim. Videolarla devam ediyoruz. Yayınımıza Sayın Adnan Oktar'la birlikte devam ediyoruz. Hoş bulduk. Etiket yapalım. Ne diyelim? Sevgi güzelliktir, kalitedir diyelim. Sevgi güzelliktir, kalitedir. Evet. Kamayı çektim kından. Kamayı çektim kından, gel yanımdan ya, kından gel yanımdan ya, kından. Sula döneminde masonlukla ilgili M.Ö. 8. ve 7. yüzyıla ait kabartmalar var. Evet. Masonik semboller. Görebiliriz. Bakın mala T harfi, T biçimi. Göbekli Tüpe'de bulunan T'lerin aynısı. Evet, evet. Bu masonluktaki mala. Bu da yine bir mason çiziminde. Elinde mala tutan mason. Evet. Başka var mı? Bu da T, masonlukta T işaretinin bulunduğu mason önlüğü. Önlüklerin yakından çekim mason önlüklerinin T amblemini görebiliyoruz. Evet, ters T şeklinde. Evet. Bazı camilerde de vardı bu mason sembolü. Bu.
Evet, dinliyorum. Makaleleriniz hakkında bilgi var. İran'ın en büyük İngilizce günlük gazetelerinden Tehran Times'ta her zaman olduğu gibi makaleniz ana sayfalarında yayınlandı. Bugün yayınlanan Büyük Oyunun Bozulma Zamanı başlıklı makalenizde İngiliz Derin Devleti'nin 1800'lerin başlarında başlattıkları Büyük Oyunun halen İran, Türkiye, Orta Doğu ve İslam dünyası üzerinde tüm hızıyla sürdüğünü anlatıyorsunuz. Geçmişten örnekler vererek İngiliz Derin Devleti'nin İran'ın güneyinden kuşatarak nasıl yarı sömürge haline getirdiğini, tüm zenginliklerini yağmalayıp tüm sektörlerde nasıl imtiyazlar elde etmekle uğraştığını açıklıyorsunuz. Ancak artık her yönüyle deşifre olan İngiliz Derin Devleti'nin pek yakında oyunlarının sonu geleceğini, sadece Orta Doğu değil, İngiliz halkı da dahil tüm dünyaya güven ve huzur geleceğini belirtiyorsunuz yazınızda. Çok şahane olmuş. Evet. Harun Yahya, ya. politik analisti. Evet, çok güzel olmuş. Endonezya'nın en büyük İngilizce gazetesi The Jakarta Post'ta yeni bir dönemin eşiğinde Türkiye başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda referandum sonuçlarına saygı duymanın demokrasinin bir gereği olduğunu, sonuç farklı çıkmış olsaydı bile Türkiye'nin barış, demokrasi ve kardeşlik içinde yoluna devam ediyor olacağını anlatıyorsunuz. Dolayısıyla durumdan malzeme çıkarmaya çalışan provokatörlere asla taviz vermemek gerektiğini belirtiyorsunuz. Katar'ın ilk İngilizce günlük gazetesi Gulf Times'ta ve internet sitesinde Rohingyalıların acılarını dindirelim başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda Malezya Başbakanı Najib Razak'ın dünyanın Rohingya'da meydana gelen soykırımın hiçbir şey yapmadan izlenmesini ve bu bizim problemimiz değil mantığında olanları eleştirmesinin takdir edilecek bir davranış olduğunu söylüyorsunuz. Herkesin zulüm gören her insandan sorumlu olduğunu belirtiyorsunuz. Amerika'dan yayın yapan haber portalı News Rescue'da Kutsal topraklarda yaşamaya kimin hakkı var? Başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda Müslümanlar ve Musevilerin dostça bir arada yaşamaları gerektiğini ve Musevilerin o topraklarda var olacaklarını Allah'ın bize Kur'an'da bildirdiğini anlatıyorsunuz. Amerika merkezli Jefferson Corner sitesinde referandum değerlendirmesi başlıklı makaleniz yayınlandı. Gayet güzel. Özellikle İran-Türkiye arasını bozmaya çalışanlara evet. Tahran Times'ta çok güzel cevaplar veriyoruz. Evet. Ve oyunu sürekli bozuyoruz. Evet. İran mükemmel insanlardan oluşur. Türkiye de mükemmel insanlardan oluşur. Tertemiz iki ülke. İkisinin dost olmaması için, birleşmemesi için hiçbir neden yok. Hiçbir gerekçe, hiçbir mantık yok. Zorlamalarla Müslümanların arasını bozmaya çalışıyorlar. Tayyip Hocam bu oyunları hep bozdu şu ana kadar. Bu oyunların bozulmasında hükümete destek olmak çok önemli. Biz de yazılarımızla yıllardan beri destek oluyoruz. Evet, Allah razı olsun. Evet, dinliyorum. Sayın Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a hitaben şunları söyledi. FETÖ'nün son mensubu en son ferde yakalanıp adalete teslim edilene kadar durmak, beklemek, gecikmek, hafife almak, dün yanımızdaydı, yakınımızdaydı, arkadaşımızdı, vefaydı, şuydu buydu demek haramdır. Bunlara karşı mücadelede ise sonuna kadar helaldir dedi. Doğru söylüyor. Arkadaş markadaş dinlenmez. Kim varsa zaten onlar kendileri de gidip teslim olması lazım ki bu fitne dursun. Çünkü İngiliz Derin Devleti'ni yakaya kaptırmışlar. O zaman bela çok çok büyük demektir. Yani bak, bir belirsiz çete yok ortada. İngiliz Derin Devleti'nin kontrolüne girmiş bir çete var. O yüzden bela çok büyük. Burada akraba, tanıdık, arkadaş, eş, dost öyle bir şey olmaz. Kim varsa kendisi gidip teslim olacak ve bu belada memleketi kurtaracak. Yani gönüllü olarak yapmaları lazım.
Havayı çektim bundan, havayı çektim bundan. Gel yakından yakından, gel yakından yakından. Boynumdaki yüzsinelim, boynumdaki yüzsinelim. Ben gelirim hakkında, ben gelirim hakkında. O atlar çapın yani, hem okur hem yazarım. İkisi Gamayı vurdum yere, gamayı vurdum yere, kahrolsun kanlı dere, kahrolsun kanlı dere. Gamayı çektim hından, gamayı çektim hından, hem o yandan hem bu yandan. Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılma konuşmasında sizin yıllardır üzerinizde durduğunuz konuları ön plana çıkaran bir program yapacaklarından bahsetti. Kadın ve gençlik konularına önem vereceklerinin, gönüllerle bağ kurmanın önemli olduğunun, bu ülkede kimsenin ikinci sınıf vatandaş olmayacağının altını çizdi. Bizi tanımayan herkesle kimseyi ayırt etmeden mutlaka konuşun, anlatın dedi. PKK konusunda bir daha aynı hataya düşmeyeceklerini, çözüm sürecine dönüş olmadığını ve Suriye'den PKK'yı sileceklerini belirtti. Evet. Gamayı çektim hından, çektim hından, hem o yandan hem bu yandan. Thank you.
Şimdi madem Tayyip Hocam parti cumhurbaşkanı oldu, biz ne yapalım? Ona bir dambura müziği istedim. Damburayı gönderin mi? Ondan sonra konuşmasını bana yeniden okuyun, yorumlayacağım. Tayyip Hocam'ı tebrik ediyoruz. İyi niyetli olduğu için Allah yolunu açıyor. Olmayacak olaylar oluyor. Şaşırtacak olaylar oluyor. Kur'an'a göre hareket ettiği için, Mehdi'ye çizgisine hareket ettiği için yolunda tıkanıklık olmuyor. Mehdi'yete ket vuran her hüküme tepetaklı oldum. Mehdi'yette uğraşan herkesin eli ayağı bağlandı. Bunu gören gördü, görmeyen de görmekte sıkıntı çekmedi yani. Evet. O arada ben Uğur Ertürk'ten Kamayı Çekti Kından'ı dinleyeyim. Tayyip Hocam'ın şerefine damlar yatıyorum. Tayyip Hocam bu sana.
Sahip Hocam'ın konuşmasını yeniden dinleyeyim. Önemli o çünkü. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılma konuşmasında sizin yıllardır üzerinde durduğunuz konuları ön plana çıkaran bir program yapacaklarından bahsetti. Kadın ve gençlik kollarına önem vereceklerinin, gönüllerle bağ kurmanın önemli olduğunun... Kadın çok önemli, evet. Gençlik kolları önemli. Gönüllere bağ kurmanın önemli, o da çok önemli. Evet, güzel. Bu ülkede kimsenin ikinci sınıf vatandaş olmayacağının altını çizdi. O da çok güzel. Bizi tanımayan herkesle kimseyi ayırt etmeden mutlaka konuşun, anlatın dedi. PKK konusunda bir daha aynı hataya düşmeyeceklerini, çözüm sürecine dönüş olmadığını ve Suriye'den PKK'yı sileceklerini belirtti. Bir daha o kısmı bir daha oku bakayım. PKK konusunda bir daha aynı hataya düşmeyeceklerini, çözüm sürecine dönüş olmadığını ve Suriye'den PKK'yı sileceklerini belirtti. Alkış Tayyip Hocam. Evet. Televizyon yorumcularından bazıları bu konuşmayı Sayın Erdoğan bina, yol, köprü yapmakla bu işin devam etmeyeceğini anlamış ve bundan sonra ona göre siyaset izleyecek şeklinde yorumladılar. Onu çok söyledik. Evet. 3 yıldan beri söylüyorum hocam dedim, gençlik yetiştirelim. Manaya önem verelim. Ama tabii Türkiye kargaşa halinde oluyor. Tek başına ne yapabilir yani, ne yapsın? Bir de gelenekçi Ortodokslar da ayrıca bir sıkıştırıyor, başına iş çıkarıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışacağı anlaşılıyor. Bundan sonra yollar açık. Allah'ın izniyle yapacağız bir şeyler. Ha, yapılmadı mı? Yapıldı zaten. Zemin yapılması böyle iktidar olamazlardı. Yani felsefi, bilimsel zemin olmayan bir hükümet iktidar olmaz. Hep yıkılır. Dünyanın her yerinde yıkılır. Mümkün değildir. Felsefi zeminini çok sağlam yaptığımız için hükümeti kıpırdatamıyorlar. Yoksa sol kan kustururdu yani. Yerle bir ederdi ortalığı. Solun elini ayağını bağlamanın nedeni nedir? Felsefi yönden onu çökertmektir. Çökerttiğimiz için komada sol. Hareket edemiyor. Türkiye'de sol diye bir şey bırakmadık. Avrupa'da da sol diye bir şey bırakmadık. Yok sol. Dünyada sol diye bir şey kalmadı. Allah'a şükür. Evet. Evet, dinliyorum. Kıbrıs'ta Türklük gurur ve şuuru, İslam'ın ahlak ve fazileti prensibiyle yayıncılık yapan Gerçek Politika dergisi, Mayıs ayı sayısında sizin fikir ve yorumlarınıza yer verdi. Görebiliriz resmini. Dergi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başbakanlık, bakanlıklar, güvenlik birimleri, büyükelçilikler, dernekler, siyasi partileri dağıtıldığı gibi Türkiye'de de Cumhurbaşkanlık, Başbakanlık gibi devlet kurumları ve üst düzey yöneticilere dağıtılıyor. Bir mana açılımı, bir ışık, nur açılımı her yerde görülüyor. Bunun tabii özel bir anlamı var bu derginin. Bilen bilir. Nerede başlayıp nerede bitti de bilinen bir dergi. O yönden hayati anlamı çok güzel. Evet, dinliyorum. Evet, İrlanda dansı yapan bir papağan var. Görebiliriz. Ya, çok şeker. İnanılır gibi değil bu olaylar. Ben rüya görüyorum herhalde. Tayyip Hocam, AK Parti'ye kazandırdık. İyi oldu çünkü orada bir eksiklik, sürekli sorun oluyordu gece gündüz. Evet. AK Partili oldu halde ben AK Partili değilim demesi ne kadar zor ya. Yani çok gereksiz bir görüntü oluyordu. Onu düzelttiler, Allah razı olsun, iyi oldu. Şimdi partili cumhurbaşkanlığına da işte inşallah 2019'da Tayyip Hocam, Allah izni verirse aslanlar gibi devam edecek. Mehdiyet siyasete karışmaz. Mehdiyet bir akıl, mana, sevgi, dostluk, kardeşlik okuludur. Ne diyor? Hadiste peygamber sedirinden yönetiyor. Öyle deseydi o zaman anlar deseydi ki mesela saraydan yönetecek.
İşte siyaset diyor, o zaman aklıma, ama bak evinden yönetecek diyor. O ne demektir? Sevginin, dostluğun, kardeşliğin sultanıdır. O kadar. Siyasete karışmaz. Onun için Tayyip Hocam Mehdiyet devrinin cumhurbaşkanıdır. Ondan sonra da bir başkasına nasip olur. Ayrı mesele, o da devam eder. Ama Mehdiyet'te cumhurbaşkanlığı olayı yoktur. Başbakanlık yoktur. Siyaset yoktur. Bakanlık yoktur. Yani hiçbir Mehdi talebesi bakan falan olmaz. Siyasete girmez. Onlar mana erleri. Yani o sistemi besleyen damarlardır. Yani dünyayı besleyen damar. Yani dünyanın kalbidir Mehdiyet. Dünyayı besler. Dünyayı manen geliştirir. Dünyaya huzur ve mutluluk verir. Her yerde herkesin başkanı da vardır. Başbakanı, cumhurbaşkanı. Hiçbir yerde Mehdiyet siyasete karışmaz. İsa Mesih de karışmaz. Bediüzzaman diyor yani siyasetle diyor ama siyasete sevgiyi verir o. Barışı verir, kardeşliği verir. Yani siyasetin kan dökücülüğünü durduruyor. O yönüne siyasete karışır. Yoksa cumhurbaşkanı, başbakan olmaz. İsa Mesih. Evet, evet. Bir mana eri o. Mana insanı. Öyle, o, ne? Cumhurbaşkanı nedir onun için? Yani? Onun üstünde onun konumu. Yani cumhurbaşkanının üstündedir. Mehdiyet de bir sevgi denizidir. Mehdi de o sevgi denizinin kaynağıdır, kalbidir. Öyle. Bunu önümüzdeki yıllarda, aylarda daha çok göreceğiz. Herkes de bilecek. Talmud'da bile bak 4000 yıllık Talmud'da Moşiyah Mehdi sadece sedirinden, evinden hükümdarlık edecek diyor. O ne demek? Demek ki tavsiyelerde bulunacak. Sevgiyi teşvik edecek, merhameti teşvik edecek. İman bütün dünyaya yayılacak. İmansızlık kalmayacak. Onun vesilesiyle. Konu bu. Bak diyor ki Peygamberim Kitab-ül Burhan fi alametil Mehdi'ül ahir zaman sayfa 26. Sonra da hilafet, halifelik, Allah'ın halifeliği. Yeryüzünün en hayırlısı olan İmam Mehdi'ye evinde otururken gelecek. Evinde, bak evinde görüyor musun? Evindeyse siyasette alakası yok demektir. Evet. Değil mi? Siyasette olan evinde olmaz. Evet tabii. Devlet başkanlığı yer neresi oradadır. Ama evinde diyor. Bediüzzaman diyor ki Kastamonu alakası 57'de Sikke-i Tasdik-i Gaybi diyor 43'te İmam Mehdi diyor aleyhisselam diyor siyasetten feragat edecek diyor. Siyasete girmeyecek. Siyasetin ruhunu, beynini yaratacak o. Zeminini yaratacak. Siyaseti siyasetçiler yapacak. O ona girmez. Ama o olmadan siyaset olmaz. Yani dünya siyaseti olmaz. Mehdi ve İsa Mesih olmadan dünya olmaz bir kere ve dünya siyaseti de olmaz. Evet dinliyorum. Siz Trump için Kuzey Kore lideriyle görüşsünler, bir araya gelsinler, savaşa gerek yok demiştiniz. Hmm. Trump Kuzey Kore liderini Beyaz Saray'a davet etmiş. Gelmez o. Ama normalde ilk defa böyle bir şey oluyor. Siz söylemeden önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Herkes çok şaşırmış. O dıbış gelmez. Beyaz Saray'a gelmez de bir başka ülkede görüşür ama. Ya ondan bir şey çıkmaz. Çoğu üstüne gidiyorlar. O da gurur meselesi yaptı. Bir şey çıkmadı. Oturup millet kimseyi bombalayacak hali falan yok. Atom bombası izin alınmadan kimse atom bombası atamaz. Önce izin alınır, sonra atılır. Hiç kimse atom bombası atamaz. Yani izinsiz atom bombası atılmasının bir olay yok. Dolayısıyla kafa takacakları bir şey yok yani. Evet. Don Brown filmini görelim direksiz. Bakmama gerek yok. Evet, tamam. Görebiliriz. Thank you.
istemiyorum. Kanun dışında hepsi olur. Bak Tayyip Hocam Hazreti Süleyman gibi gelirsem yamulturum sizi diyor. Evet. Hazreti Süleyman da öyle diyor. Oturun oturduğunuz yerde diyor. Gelirsem dümdüz ederim diyor. Yani çok acınacak hallere düşersiniz diyor. O yeterli oluyor ve dümdüz oluyor. Tayyip Hocam ne dedi? Gelirsem alayınızı yamulturum. Ayar olun dedi. Bir gece ansızın gelirim dedi. Ben söylemiştim. Evet. 3 yıl önce, 2 yıl önce de söyledim. Gece dedim 12 gibi falan başlarsınız. Evet. Sabah ezanına doğru bitirirsiniz. Gün ağarmasına gerek yok. Sonra da kusura bakmayın dersiniz. Yani boş bulunduk. Yani Allah Allah. Bir an öyle gibi geldi bize. Yani baktık ve pek sorun da yokmuş zaten dersin. Olur biter yani. Adam yani karşı tarafta densizlik yapmaya çekinmediğine göre bizim de efendim ani hareketler yapmamızda bir mahsur yok demektir. Onlar densizlik yapmaya çekinmediğine göre karşılık vermede de asla çekinmemek gerekiyor. Evet. Bediüzzaman diyor ki bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki her şeyi kendi hesabına aldığı için faraza hakiki beklenilen o zat İmam Mehdi dahi bu zamanda gelse diyor harekatını o cereyanlara kaptırmamak için siyaset alemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum. Siyasetle işi olmaz Mehdi'nin. Olması için de bir neden yok yani. Gidip Büyük Millet Meclisi'nde oturacak mı Mehdi? Ne yapsın yani? Değil mi? O sevgi insanı, barış insanı, kardeşlik insanı, adalet insanı. Teşvik eder. İmam Mehdi diyor, herhalde en azim meseleyi esas yapacak diyor. Yani iman meselesini. Öteki meseleleri esas yapmayacak. Ta ki iman hizmeti safiyetini umumun nazarında bozmasın ve avamın, halkın çabuk ifal olunabilen, çabuk bozulabilen akıllarında o hizmeti başka maksatlara alet olmadığı iyice tahakkuk etsin diyor. Nerede? Kastamonu layıkası 57, Sikke-i Tasdiki Gaybi 43. Mehdi haramların helal sayıldığı bir dönemde gelecek yani. Her türlü haram helal sayıldığı dönemde gelecek. Öyle ki ümmet birbirine her yerde kılıç çekerken işte Şii Sünni'ye, Sünni Şii'ye kılıç çekerken Mehdi evinde oturuyor olacak. Bak Mehdi evinde oturuyor olacak. Buna rağmen diyor bak hilafet ona evinde gelecek, evinde. Bu siyasete karışmayacağın açık delilidir. Evden siyaset olmaz. Evet. Akşama ne kadar var? Bir saat on beş dakika diyorsunuz. Bir saat 15 dakika diyorsun. Yani 15 dakikada efendim bize pay yani. Evet. Hazırlık payı, abdest alacağız evet. Falan. Evet.
Çetin Han, Tokat ekibinden Kama'yı çektim Kından. Allah kendi üstünün dikkatin
ayrılmasını istemiyor. Haklı Cenab-ı Allah. Çünkü çok kızdırıcı bir şey bu. Evleri Allah yaratıyor. Evlerdeki televizyonları, bilgisayarlar Allah yaratıyor. Ayakkabı, ceket, sevdiklerimiz, dostlarımız. Bütün sevdiklerimizi Allah yaratıyor. Nefes almamızı, görmemizi sağlıyor. Bütün renkleri yaratıyor. Gölgeyi ve derinliği yaratıyor. Bütün sesleri yaratıyor. Tat duyusunu yaratıyor ve bütün yiyeceklerin lezzetini tattırıyor. Böyle uydurma bir mercekle böyle bir net görüntü olmaz. Göz görmüyor bir kere, onu kesin söyleyeyim. Gözle uzaktan yakın alakası yok. Metafizik bir olay. Yani dille de tat alınıyor falan değil, kulaklarda duyuluyor değil. Sadece mantıklı gelsin diye Allah usulen bir şey koymuş yani hükmen. Usulen uzaktan yakın alakası yok. Yani tamam metafiziktir. Bunların olduğunu göre göre Allah'la bağlantı olmazsa haklı olarak Allah ağrına gider. Bundan kaçınmak lazım. Yani bütün dikkatin Allah'ta olmasa Allah'ın hakkı. Çünkü bak sevdiğim dediğin kişi Allah'ın tecellisi. Allah yaratıyor. Sevdirme denilen olayı da Allah yaratıyor. Bak sevdirme dediğinde sevemezsin de. Ya bak o çok vahim bir şey bu. Adam bunu düşünmüyor. Ya ne kadar çok seviyorum. Aldı seviyi ne yapacaksın? Hiçbir şey ifade etmez senin için. Yemeği seviyorsun, bitkiyi seviyorsun, hayvanları seviyorsun. Hayvanı görünce ödün kopar istesen Allah. Sevdiklerim dediğin kişilerdeki o nuraniyet ve tatlılığın hazzını Allah veriyor. Vermediğinde ödün kopar. Bütün bunlara verdiği için Allah, Allah diyor ki işte zalim ve cahiller diyor insanlar diyor. Bu duruma gelmemek lazım. Şiddetle kaçınıp, tövbe edip, kendine de öfkelenerek bu beladan şiddetle kaçmak lazım. Allah'a karşı insanlar büyük bir bölümü, büyük bir kalleşlik yapıyorlar. Ya çok dev bir kalleşlik, büyük bir olay var. Bundan şiddete kaçınmak lazım. Ya olay çok büyük yani dünyadaki şu anki olay. Ya 1000 kere kıyamete hak etmiş vaziyette dünya. Ya 1000 kere. Onun için bütün dikkati Allah'a samimi olarak vermek, her türlü sevginin kaynağının o olduğunu bilerek sevgiyi sadece ona yöneltmek lazım. Tecellisini seversen ama onu severek seveceksin. Mesela biblo alıyoruz. Hoşumuza gidiyor. Bibloyu o yaratıyor. Biblodaki renkleri de Allah yaratıyor. Mesela vazo alıyoruz. Vazoyu da yaratan Allah. Yol boyunca o kadar çok ev var ki. Her evde televizyon var. Her evde oturduğu yerde televizyon kumandası var. Bak kullar rahat etsin diye. Onları televizyon kumandasına kadar yaratmış Allah. Gazozdan açmak için gazoz kapağı açacağından tut, ayakkabı çekeceğine kadar. Mesela bir rahatsızlıkları olduğunda ilaç almaları için eczaneleri doldurmuş çaka çaka Allah. Ne kadar ilaç varsa o kadar rahatsızlık var demektir. Yani o ilaçların sayısı kadar rahatsızlık var. En az yani. Niye? Kendine yaklaşsınlar diye. Ama yine merhametinden o ilaçları da hazır tutuyor Allah. Yani öyle çok zorlu bir durum olmasın diye gidip ilacı alın ama beni unutmayın diyor Allah. Bakkallara bakıyorum, peynir, zeytin, şu, bu, çaka çaka dolu. Tamam Allah'a ait nimetler, hepsi lezzetli. Ya hiçbirine lezzet vermezse ne yapacaktın? Zehir gibi acı olurdu ve yemeye de mecbur oldu, ne yapacaksın? Bak hepsini sevdiriyor. Hepsi, Allahsız dinsiz adam ama kudurmuş gibi yiyor bazı tipler için söylüyorum. Nasıl oldu? Tesadüfen oldu diyor. Sakın bunlara etkilenerek bakmasınlar çünkü bunlar ayrı bir boyuttalar. Yani küfrün etkisine girmek çok tehlikeli olur. Onlar ayrı boyutta, ayrı frekansta yaratılan varlıklar. Müminler ayrı boyutta frekansta yaratılıyor. Sakın onların frekansındaki görüntülere aldanıp ya ben de onlar gibi bir parça olsam ne olur, bu kadar kalabalık var demeye kalkmasınlar, çok şiddetli karşılık görürler. Çünkü onlar o frekansta özel olarak öyle yaratılıyor. Mümin o boyuttan çıkması süper tehlikeli olur. Yani çok çok tehlikeli olur. Kendi boyutunu asla terk etmemesi lazım. Allah'a hiç kuşkuyla bakmaması gerekiyor, bir an bile. Yani bu Allah'ın zoruna gider, ağrına gider. Bundan kaçınmak gerekiyor.
Arkadaşım diyor ki tam şu an diyor vazo alıyordum diyor. Sen de vazo alıyoruz dedin diyor. Maşallah. Evet. Bazen yol boyunda otlara bakıyorum şekilde. Hepsi özenli, şeker. Şimdi arabayı durdurup insek belediyenin 2 saat uğraşmamız gerekecek. O yol kenarları falan şahane yerler. Evet. Şimdi biz oraya çıksak örnek olur, millet de çıkar tabii, buralar ezilir. Bayağı güzel ha, yani. Çok şahane. Ama mesela bir papatya, ne var papatyada? Milyonlarca yıldan beri papatya papatya. Ondan ona nesilden nesile hiçbir değişiklik olmamış. Ne yapıyor bunlar, abisini mi dinliyor? Yerim ben senin tatlılığını, saftirikliğinde yerim seni. Saftiriklikten yarılıyorlar hemen. Sayılara bakıyoruz. O beyaz elleri var ya papatyanın, sayıları belli. Boyu da belli, eni de belli. Ya 3 milim daha ileri git. Gitmiyor. O kadar da kalıyor. Dünyanın her tarafında aynı kalıyor. O ortasındaki sarı göbekteki o minik köftelerini de öyle. Gayet düzgün. Jilet gibi görünüşü, bayağı kibar. Ama ölümlü olduğu belli, bir süre sonra hepsi ölüyor. İşte cennette ölümlü değil. Ölümlü olduğunu bilmek çok rahatsız edici. Ama dünya yönünden tabii tefekküre sebep oluyor. Allah onu özellikle öyle yaratıyor. Normalde hiçbir şey olmazdı. Yani kalırdı. Atom nasıl ölmüyor? Evet. O da ölmezdi. Atom ölmüyor. Elektron ölmüyor. Proton ölmüyor. Duruyor. O da ölmezdi. Ama ölümü hatırlatıp Cenab-ı Allah ahirete ve kendisine dikkat çekmiş oluyor. Mesela bir papatyanın aklı bütün dünyanın aklından daha çok. Mesela o renk boyama tekniği, mineral alıyor. O çamurun içerisinden. O minerallerle o rengi veriyor. Mesela ortası sapsarı. Gövdesi yeşil. Yani oradaki sistemin tamamı yaprağının ucundaki küçücük bir hücrenin içerisinde tamamı kodlu. Oradaki bir koful veya mitokondrinin yapılması mümkün değil bilimsel olarak. Yani hiçbir bilim adamı yapamıyor. Yani bütün dünya bir araya gelse yine yapamazlar. Ne var papatya diyorsun ama senden daha akıllı işte. Evet. Helsinki, Yalova Gölcük'te. Evet. Kitap dağıtılmış mı? Evet, dağıtıldı. Dinleyeyim. Yurt dışından ve Türkiye'den 3 ayrı yerde eserleriniz dağıtıldı. Yalova ve Gölcük'te sizin toplam 10.000 adet Allah Akıllı Bilinir eseriniz halkımıza ücretsiz olarak dağıtıldı. Dağıtıma Bursa, Yalova, Adapazarı'ndan yaklaşık 30'a yakın kardeşimiz katıldı. Aslan onlar, aslan maşallah. Geçtiğimiz hafta sonu Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de sizin 11.000 adet Fosiller Evrimi Reddediyor, Mültecilere Yardım, Rohingyalılar Güzeldir eserleriniz ve yine sizin eserlerinizden hazırlanan 5.000 adet PKK Kürt Halkının Temsilcisi Değildir broşürü halka ücretsiz olarak dağıtıldı. Dağıtıma Finlandiya, İsveç, Danimarka, Hollanda, Almanya, Belçika ve Türkiye'den 15 kardeşimiz katıldı. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Her adımlarına Allah sevap versin. Her nefeslerine Allah sevap versin. İnşallah. Ömürlerine bereket versin. Allah nuruyla sarsın. Tebrik ederim. Güzel bir cihat olmuş. Cihat böyle olur işte. Cehd. Cehd, gayret. Evet. Mesela küfür boyutundan adam yazı yazıyor buraya, zırvalıyor, abuk subuk yazı yazıyor. Bazen bakıyorum, bazı kişi öfkeleniyor. Ya kardeşim, onların boyutu ayrı. Özel yaratılmış varlıklar. Aman! Yani çok akılcı, ona bir bilim adamı gibi, bir doktor gibi bakacaksın. Yani o da bir mucizedir yani, onun öyle yaratılması. Ve onlar ızdırap içinde yaşayan varlıklar. Ya onların etkisi altında kalmayacaksın. Onları akılcı şekilde kurtaracaksın yani. Sığır sürüsü demiştik. Sığırlar gibi yaşayan bir boyut onlar. Yani öküzlerden, ineklerden oluşan bir boyut. Yemesi kaba, oturması kaba, kavgası aşağılık, karakteri aşağılık, bedeni pislik, ruhunda her türlü ahlaksızlık var. Haysiyetsiz, namussuz, ahlaksız, her şey var. Hasta. Onlar var diye oturup onların etkisinde kalmaya kalkmak çok yanlış olur. Ayrı bir boyut onlar. Yani Müslümanların, onların boyutu çok keskin hatlarla ayrılmıştır.
Çiçek resimleri var mı sizde? Evet, görebiliriz. Bunlarda bak altın oranı hemen görünüyor, görüyor musun? Evet. Bak bunda da mühendislik harikası. Altın oran her yere hakim. Bak bunda da altın oranı hakim. Bak burada görüyor musun? Göbekten itibaren evet. Altın oranı. Burada da aynı şekilde. Hepsinde istisnası altın oran var. Hepsi mühendislik harikası ve sanat harikası. Bak Allah özenle ve çok güzel yaratmış. Şimdi bu sonsuz aklın takdir edilmemesi çok ağır bir suçtur. Evet. Ve sevdiriyor Allah ayrıca bak. Çok önemli. Sevdirmese bomboş olur dünya. Bir anda biter. Yani sevgiyi alsa ya korkunç bir belanın içine düşeriz Allah sevgisi. Sevgiyi öğreten Allah'tır. Merhameti öğreten de Allah'tır. Şefkati öğreten de Allah'tır. Sevgisiz tipleri herkes hayvan muamelesi yapıyor. Her yerde aşağılanıyorlar. Onun için bu kadar azgın ve deli oluyorlar. Mutlaka ayetle, Kur'an'la, sabırla anlatmak lazım. Anlattım anlamıyor diyor. Ya kardeşim anlamaz olur mu? Anlamayan onun zahiri. Beynini anlatıyor. Beyninin kabul etmemesi mümkün değil. Ya yani Kur'an'a göre imkansız. Teknik olarak da imkansızdır. Kur'an'a göre imkansız zaten. Cenab-ı Allah diyor ki ayette, Kur'an'a göre diyelim. Ama onların ateist olduğunu düşünerek de teknik olarak imkansız diyelim. Bak, bildikleri ve anladıkları halde diyorlar. Zulüm ve büyüklerimiz dolayısıyla reddederler diyorlar. Sen anlattığında aklı mecburen kabul eder beyni. Yani doğruyu kabul eder, kurtulamaz ondan. Ha direnir, direnir ama beyni kabul etmesi çok önemli. Beyni kabul ettikten sonra bitti. Ya o küfreder, bağırır, çağırır, sen onu etkilenme. Ben hiçbir şekilde inanmıyorum, etkilenmedim, şu bu falan der. O mümkün değil. O çelik kıskacın içindedir artık. Mesela bizi dinleyip de etkilenen, öyle bir şey yok etkilenen. Yani mümkün değil, kurtulamaz ondan. Yani beyni mutlaka kontrol altına alınır. Yani sohbet ediyoruz ya konu, imkansızdır, ondan çıkamaz. Ha sorduğunda alay eder, güler, bağırır, kendince alay eder. Bağırır, çağırır, küfreder, abuk subuk olur. Hiç etkilenmeyin. Beyni kesin kabul etmiştir. Yani teknik olarak ikinci bir ihtimal yoktur. Ya şöyle düşünün şimdi, adam odanın içinde oturuyor. Çok aksi inatçı bir adam. Karanlık oda, perdeyi açtın, güneşi gördü, kapattı. Adama dedin ya güneş var dışarıda falan, hadi oradan falan diyecektir, bağırıp çağıracak. Bitti. Beyni inandı artık onun çaresi yok yani. Ya iman da öyledir. Sen onu anlattıktan sonra o yani artık istediği kadar çırpınsın. O tamamdır. Çırpınmayı esas alıyor. Çırpınmayı esas almayacaksınız. Sadece anlatın. Beyninin onu mutlaka alacağını bileceksiniz. Beyni aldıktan sonra o ilacı vücuda aldıktan sonra bitti. O sonra gidin siz işinize bakın. O sonra o ilaç onun etkisini gösterir. Sonra ayağı yere basar onu. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra da etkisini gösterir. Küfürde Allah, küfrün karşısına bize küfürden kadınlar çıkartıyor. Adamların her yeri pislik. Ağzı ayrı pistir onların. Ayağı ayrı pistir, burnu ayrı pistir, kulağı ayrı pistir, saçı ayrı pistir. Bunların muhatap olduğu kadınların da her yeri pis oluyor. Bunların her tarafında sihir, mantar, mikrop olur. Onların her tarafında sihir, mantar, mikrop olur. Onun için o ona bulaştırır, o ona bulaştırır. Mikrop gibidirler. O ona küfreder, o ona küfreder. O ona laf sokar, o ona laf sokar. O ona hakaret eder, o ona hakaret eder. O onu huzursuz eder, o onu huzursuz eder. O onu sinirlendirir, o onu sinirlendirir. Yani Allah onları birbirine bela olarak yaratmıştır. Karşılıklı yani 2, 4, 8, 16 birbirinin başına bela olarak yaratmıştır. Şimdi bu insanlar sizi kıskanır. İnsan derken o boyuttaki varlıklar sizi kıskanır. Ve zırvalar, abuk subuk konuşuyor falan hiç önemi yoktur. O görmesiyle akıl almaz etkilenir. Hayran kalır, gıpta eder ve onun acısını, azabını çeker. Siz doğru yolda devam edin anlatmayı. Hiç yani onların ikinci bir ihtimali olmaz. Kısa bir ara verelim, devam edelim.
Yayınımıza videolarla devam ediyoruz.